516. hafta basın açıklaması. İnsan Hakları Derneği olarak tespit edebildiğimiz kadarıyla hapishanelerde 651 ağır olmak üzere 1517 hasta mahpus bulunmaktadır. Bu hastaların içerisinde kronik ve çoklu rahatsızlıkları olanlar, akciğer hastaları, kalp hastaları, kanser hastaları, yaşlı ve yaşamını tek başına devam ettiremeyecek kadar hasta olanlar hapishanelerde ısrarla tutulmaya devam edilmektedirler. Bu hafta Adana Suluca Y tipi kapalı hapishanesinde tutulan ağır hasta mahpuslardan Fevzi Arslan'ın durumunu aktarmak istiyoruz. 19 Ekim 2018 tarihinde tutuklanan Arslan 15 gün Urfa TEM şubesinde gözaltında tutulmuş, 19 Ekim 2018 gecesi en ağır işkencelere maruz kalmış, hatta işkencelerden kaynaklı bayılan Fevzi Arslan öldü sanılıp morga konulmuştur. Ertesi sabah kendisine gelen mahpusa tekrar işkence yapılmaya devam edilmiştir. Tutuklandıktan sonra Urfa Birnoğlu T tipi kapalı hapishanesine konulmuştur. 2018 yılında uygulanan elektrikli işkence sonucunda beyin kanaması meydana gelmiş ve pıhtılaşma oluşmuştur. Beyninde meydana gelen pıhtılaşmaya zamanında müdahale edilmediği için iltihap meydana gelmiştir. Urfa'da hapishanede kaldığı süre içerisinde ağır olan hastalıkları için ancak ailesinin baskısıyla hastaneye sevk edilebilmiştir. ATK raporunda yapılan işkenceler tespit edilmesine rağmen tedavisi yapılmayan ve son bir yıldır çok şiddetli baş ağrıları yaşayan Arslan için doktorlar tarafından psikolojik travmalar yaşıyorsun, sadece normal baş ağrın var, bu ilaçları kullan iyileşirsin denilmiş ve çekilen beyin MR sonuçları dikkate alınmamış, tahliller, muayeneler düzgün yapılmamıştır. Durumunun gittikçe kötüleşmesiyle ailesi tarafından beyin MR sonuçları özel doktorlara gösterilmiştir. Doktorların verdiği bilgiye göre de beyninde meydana gelen tahribattan ve iltihaptan kaynaklı olarak 6 aydan fazla süredir beyin erimesi yaşamaktadır. Doktor tarafından önerilen ilaçları kullanması gerekmesine rağmen ilaç kullanıp kullanmadığını bilmediği zamanlar oluyor ve çoğunlukla ilaçlarını almıyor. Ailesinin verdiği bilgiye göre yapması gerekenleri unutuyor.